Bazı Çinli yorumcuları, analizcileri okuyorum. Onların medyasına bakıyorum. İşte inanırsınız, inanmazsınız ama adamlar hala yıllardan beri şunu söylüyorlar. ABD doların egemenliğinin tehlikeye girdiğini anladığı için Evet. ve dünya rezerv para birimi hangi ülkenin para birimi olacak kavgasında farkına vardığı için Çin'e biyolojik anlamda saldırılar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Covid'di. Biz buna maruz olduk diyorlar bunu Çinliler. Yani kavga, para kavgası, bunu hep söylüyoruz. Ya şöyle düşünün. Diyelim ki siz bir ülke olun. Sen de ki Türkiye ol. Evet. Hocam sen de mesela Çin ol. Tamam mı? Şimdi normalde dünyada petrolü bir şey ticareti biz dolarla yapıyoruz da yani rezerv para falan filan. Şimdi onu bir kenara bırak. O gidiyor zaten. Şimdi sen bana mal satıyorsun ya da benden mal alıyorsun, tamam mı? Benden kalem alacaksın. Ben de başka bir ülkeyim. Diyelim ki ben de Rusya olayım. Senden 10 lira para alacağım diyelim. Diyorsun ki bana 10 liralık kalem ver diyorsun. Ya da gaz ver, bir şey ver diyorsun. Ben sana 10 lirayı kabul etmem için ne yaparım? Derim ki ben Ferit'ten 10 lira alacaksam 10 lirayı ona verdiğim zaman ondan da o değerde bir şey alabiliyor olmam lazım. Yani senin üretim gücün burada önemli. Veyahut da Cem Çin diyelim Yuan da bana ödeme yapıyor. Diyor ki 100 Yuan'lık diyor bana gaz ver diyor. Tamam diyorum, nasıl olsa Ferit şey Cem diyorum mesela Çin 100 Yuan diyor. O daha fazlasını üretiyor. Ben ondan demir şey alırım, şey bilmem her şeyi alırım yani o Yuan'la. Ama şimdi Çin bana dese ki yıllık üretiminin GDP'sinin üzerinde bir rakamla bana yuan ödeme yapsa ben diyeceğim ki ya o yuan ben ne yapayım abi? Yani adamın o kadar üretimi yok ki ben ondan neyi satın alayım? Hiçbir işime yaramaz o para benim. Ya da sen bana desen senden 1000 liralık mal alıyorum. Senin yıllık üretimin 500 lira. Ben niye senden 1000 lira alayım ki? Bunun senin üretim gücünle alakalı. Amerika'daki istisna şu an adamların parasının rezerv para olması. 30 trilyon Kesinlikle. şeyi var da söyle ismini yani borcu var da adamların 19-20 trilyon falan GDP'si var değil mi yani? Evet. Şimdi sana gerçek üretimiyle onu ödeyemez. Yani ödeyemez abi çünkü o zaman o şeyin de hükmü kalmıyor. Dediği gibi SDR'ye, SDR'a bağlayabilirler. IMF üzerinden dönüştürerek borcu. Yani Amerika'nın da aslında ödeyemeyeceği bu koşulların normale döndüğü bir ortamda. Bu koşullar normal değil çünkü. O yüzden Amerika da diken altındadır. Aynı Sovyetlerin akıbetine uğrayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir hüviyet kazanır. Başka bir yapı oluşturur. Farklı bir yapıya dönüşür. Ayrı mevzu. Amerika var olacaktır tabii ki. Oradaki entelektüel iş gücü, oradaki makineler, fabrikalar, üniversiteler, her şey, O kurumlar ayrı bir şey duracak. tabii, sanat Farkın tabii, yani onlar ayrı o şeyler yok tabii. olmayacak sonuçta. Yine bir şeyler üretecekler. Yine güçlü olacak. Dünyada bir kaledir. Nasıl ki Sovyetlerden sonra Ruslar hala orada. Bak dünyayı kök söktüren adamlar yani. Sovyet yıkıldı diye Ruslar yok olmadı yani. Sadece o Sovyet bloğu Ama ülkeleri. abi burada önemli soru şu. Adamların gözü kara. Farkındasınız değil mi? Tehlike oradan geliyor diyoruz ya hep yani. Bu Adam adamlar öyle işte kolay kolay pes etmeyecekler. ama tabii Yani canım orada şu yani var. o Yani hakimiyeti ABD'den bahsediyoruz yani. Bunlar şimdi acımasız da. Amerika sadece parası değil yani dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan ülkesi aynı Kesinlikle öyle. zamanda ve bu gücü de kullanmak Evet. istiyor. Ama diğer tarafta da dünyanın geri kalanı var. Yani bu 1944 yılında Bretton Woods Anlaşması ile Hı. birlikte doların rezerv para olma hikayesi 1970 yılında tamamen sona eriyor. Ya pardon, doların altına bağlanıp rezerv para olma hikayesi doların altın standartından çıkıp Petrol rezerv para standardına olmaya giriyor sonra. devam etmesiyle devam ediyor. Yani 70'ten 1970'te değil beri mi? 1970'te yani 44'te Evet. başlıyor. 71. Petrodolar sistemi de aynı şekilde, aynı Aynen, tarih. aynen. Aslında 1944 de önemli bir tarih. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nın kazandığı Bak. tarih. Yani Amerika elini masaya vurdu, dedi ki arkadaş dedi ben olmasam dedi siz ayvayı yemiştiniz. Hitler bütün Avrupa'yı esir almıştı. Diğer taraftan da işte Ruslar da Ruslar büyük var. Tabii. tehlikeydi. Japonlar da tehlikeydi. Ben geldim ki o zaman da Amerika çok güçlü bu arada. Yani Evet. o zaman da öyle hafif bir ülke değil Amerika. Evet. Ben geldim sizi kurtardım. O zaman dedi benim dediğim olur Patron ve benim dedi. aynen 1944 yılında Bretton Woods Anlaşması ile birlikte Amerikan doları altına bağlandı. Hatta bağlanırken de başlangıçta bu 33 gram altın karşılığıydı. 1 ya da 100 Amerikan doları, şimdi tam hatırlamıyorum. Sonra baktılar olacak gibi değil, onu 38 dolara çıkarttılar.
Ondan sonra da Başkan Nixon döneminde de tamamen dediler ki biz bunu standarttan kaldıralım. Olmuyor. 1970'ten itibaren de Amerika sınırsız olarak para basma özgürlüğüne sahip oldu. Şu anda da dünyadaki bütün ticaretin %50'si Amerikan dolarıyla dönüyor. Bu dünyadaki diğer ülkeler açısından o kadar sıkıcı bir bağlayıcılık getiriyor ki beraberinde. Yani Çin'den mesela bir şey alacaksın, çip getireceksin, dolarla getiriyorsun. Çin dışarıdan bir şey alacak, bir ham madde alacak Rusya'dan, dolarla almak zorunda. Ama son birkaç yıldır şöyle enteresan bir gelişme oldu. Artık ülkeler Amerika'nın bu hakimiyetinden ciddi manada sıkılmış durumdalar. Yani en basitinden mesela Türkiye gibi ülkeler, yani sadece Türkiye değil, dünyadaki bütün ülkelerin borcu dolar cinsinden şu anda. Herkes... Bir de Swift'e dahilsin abi. İki ülke kendi arasında ödeme yaparken para önce Amerika'ya gidiyor. Aynen. Valör yiyor, oradan geçiyor gidiyor. Şimdi bütün Amerika ticaretini senin gözlüyor. Kontrolü var onun üzerinde. Yaptırım gücü var. Şak diye senin evet. ticaretini keser. İşte, anladın aynen. mı? Halkbank davasını... Yani, her şey ellerinin altında. Yani oradaki bu zarraf ya da işte yolsuzluk olayını bir kenara koyuyoruz ama adam bana şikayet ettiği konu bu zaten. Yani benim sistemi kullanarak İran'la ticaret yapamazsın diyor. Evet, tam olarak bu. Yani yeni sistemler oluşabilir. Sorun değil. Orada bir BRICS sıkıntı yok işte ama. BRICS var işte. Bak yenisi BRICS yani. Evet. Alternatif çıktı yani. Şimdi ülkeler ne yapıyorlar? Tabii ki yeni bir rezerv para şu an çıkamıyor. Aslında burada sıkıntı şu. Yani büyük ihtimalle bu dönüşüm şunu getirecek. Amerikan dolarının rezerv para özelliği ortadan kalkacak ama ikinci bir rezerv paranın ben geleceğini düşünmüyorum. Onun yerine şu olacak. Şu anda belki gelse bile bir sonraki aşamada olacak bu. Önümüzdeki ilk aşama şu. Şu anda dünya ülkeleri yani Avrupa ülkeleri bile Amerika'nın kankası bunlar. Aynı kulübün adamları. Onlar bir de şu anda bundan son derece rahatsız durumda. Çünkü ara sıra Amerika'dan kırbacı yiyorlar bir yanlış yaptıklarında. O yüzden artık ülkeler kendi para birimleri yoluyla takas yapıyorlar. Şimdi ben Çin'den alacağım çipi eğer dolarla değil de yuan karşılığında alacak olur isem benim içeride dolar ihtiyacım kalmıyor. Şu anda mesela Türkiye'deki dövizin artma riskinin, tehlikesinin talep. Sebeplerinden biri de talep. Dolar ihtiyacı. Yani sadece içerideki vatandaşın talebi değil. Bizim dolar borcumuz var. Dışarıdan bir şey getireceğiz. O 70'li yıllarda mesela Demirel 5 sente muhtaç kaldık dediği dönemde yurt dışındaki ilaçlar bile Türkiye'ye gelemiyordu. Doların yok ki nasıl getireceksin? Avrupa'daki bilmem ne İşte Bayer ilaç fabrikası sana aspirini göndereceği zaman diyor ki bana diyor şu kadar dolar gönder ben sana tırlarla göndereyim. Ama ben Bayer'le şöyle bir anlaşma yaparsam dersem ki ben sana euro vereceğim dolar değil ya da işte Çin'deki ülkeyle o anlaşmayı yaparsam o zaman doların hakimiyeti azalmaya başlıyor. Ya da işte konumuzla ilgili olduğu için söylüyorum bu örneği. Suudi Arabistan'ın dolarla değil yuan'la Çin'e petrol satması ya evet. da ruble ile Rusya'ya petrol satması da evet. aynı örnek oluyor. Orada şimdi yalnız farklı çapraz bağlar var. Şöyle o da. Mesela şimdi ben Çin'den çip getireceğim ya da bir sağlık cihazı getireceğim. MR makinesi alacağım Çin malı ya da Çin'den araba getireceğim. Çin diyor ki bunun diyor fiyatı diyor şu kadar yuan. Ben bu yuan'ı nereden bulacağım? Ben bu yuan'ı Rusya'dan bulacağım. Neden? Çünkü Çin de Rusya'dan doğal gaz alıyor. Peki Rusya'dan ben yuan'ı bulduğumda Rusya bunun karşılığında ne alacak? Rusya'da turist getiriyor mesela. Ben de onu rubleyle kabul edeceğim. Böylece bir çapraz bir mesela Çin, Rusya ve Türkiye arasında çapraz bir ticaret ağı kurulmuş oluyor. Ortada hiç dolar dönmüyor. Buna takas da ekleniyor. Yani swap dediğimiz olay aslında biraz da bu. Yani şöyle düşün. Biz mesela Suudi Arabistan'la swap yapıyoruz. Şimdi biz Suudi Arabistan'dan petrol alıyoruz. Suudi Arabistan da bizden ne alıyor? Bildiğim kadarıyla Türk tekstil ürünleri ve çikolata, gıda vesaire bu ürünleri de alıyor. Şimdi ben petrolü alırken dolar verirsem, Suud petrolü alırken çikolatayı, bisküviyi benden alırken ya da gıda maddesini bana dolar verirse sürekli arada bir dolar gerekiyor. Hem ona dolar lazım hem bana lazım. Ama onun yerine eğer swap yaparsak karşılıklı ve takas yaparsak yani böylece gerek kalmıyor bunların hiçbirine. Şimdi işin bir tarafı bu. Bir diğer tarafı da şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz arasında altın yatırımcısı izleyicilerimiz var. Altın açısından bu şöyle bir olumlu gelişme olarak ortaya çıkıyor. Çin
şu anda dünyanın rezerv parası olabilecek nitelikte değil Yuan. Ama Yuan'ın yapmak istediği şey Amerika'nın hakimiyetini, yani rezerv para hakimiyetini kaldırıp araya kendisi en azından bir %20 ile girmek. Yani dünyadaki ticaretin %50'si Amerikan dolarıyla yapılıyor. Ama dünyadaki ticaretin %25'i Çin'den giden mallar. Yani böyle de bir durum var. Bu malların da hepsi işlenmiş ürün değil. Yarı işlenmiş ürünler de var. Yani Çin'in parmağında olmadığı bir şey yok şu anda. Tabii. Bütün dünya piyasasında. Başta MT almak üzere. Tabii. Evet, Çin de kendi parasını daha değerli kılmak istiyor. Böylece kendi parasıyla da bu işlemleri yapabilecek daha sağlıklı bir şekilde. O yüzden altın stoğu yapıyor Çin. Geçen sene 2000 ton altın aldı. Hala da altın almaya devam ediyor. Rusya da benzeri şekilde altın almaya devam ediyor. Amerika'nın dolar hakimiyetini bitirebilmek için ya da bitirmesi, yani bitmesi şu anda çok mümkün değil gibi gözüküyor ama belli olmaz Hamza'nın dediği gibi. Azaltabilmek için diyelim. En azından %50'den... Ya farkındaysan durduramıyorlar. Ya Çin'den gelen bu ekonomik dalgayı durduramıyorlar. Ne yapıyorlar? Şöyle, niye diyorlar? Durduramıyorlar. Bence Çin'de tam tersini düşünüyor. Çin'de diyor ki bir türlü biz Amerika'yı durduramıyoruz diyor. Yani karşılıklı hangi cepheden baktığına bağlı. Çetin bir savaş var şu anda. Türkiye de bu savaşın içerisinde pozisyonunu almaya çalışıyor. Şimdi Davos her ne kadar küreselcilerin diyoruz ama zaten küreselci demek Amerika demek değil. Amerika onların bir durağı yani. Orada takıldıkları bir yer. Şimdi bu süreçte ne olacak? Gelişmekte olan ülkelerin işine yarar bu sürecin gelişmesi. Böylece dolara olan ihtiyaç azalmış olur dünyada. Ayrıca altının da değeri önümüzdeki dönemde daha da fazla çok da artacak. Ve artacak. Bir de niye topluyorlar biliyor musun? Bir sebebi de şu. Şimdi deminden beri konuşuyoruz. Yani bunlar kendi paralarını birbirine ne kadar alayım, ne kadarını almayayım, bu bana ne kadar verebilir, ne satabilir, ne üretebilir, ona ne satın alacağım ben o adamdan düşüncesinin ne bir ekstra bir şey, kolaylık da getiren, bir çözüm getiren altın. Şimdi bu yeni dijital para standartına geçiliyor ya, CBDC'lere geçiliyor ya, şeyde yazdı yani, bunu açıklamıştık zaten. G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde bu vardı zaten. Bunların birbirlerine karşı ödemelerini bir filtreden geçiyor, uluslararası bir filtre sisteminden geçiyor. Üç tane de kurumdan bahsetmiştik. IMF, Dünya Bankası, BIS. Bunlar bunu oluşturuyor. Ve bu oluşturulurken hepsi elindeki altınları koyacak masaya. Diyecek ki benim elimde şu kadar ton altın var. Öbürü diyecek benim elimde şu kadar ton altın var. Ve bu yeni CBDC sistemi belli bir altın standardına dayalı olacak. Bu tam altın standardı da olabilir, kısmi altın standardı da olabilir. Muhtemelen kısmi olur ama. Kısmi olacak muhtemelen, evet. Ama bir standardı olacak. Çünkü başka türlü birbirleri arasındaki ödemeyi dengeleyemezsin abi. Altın burada bir araç olarak kullanılacak. O yüzden işte hala önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı. Her ne kadar dijitale de geçiyor olsak bunun parlayan yıldızı olarak karşımızda duruyor. Bence böyle dijitale geçince daha da değerli daha olacak. Da, tabii. Elle tutulabilir bir varlık olarak her şey dijital olunca tek elle tutulabilir, evet, şey altın olacak.